Hoş geldin, ben Taha Karan. Bugün Demokritos ve atomculuk hakkında konuşacağım. Bu aynı zamanda Sokrates öncesi felsefe hakkında çekeceğim son video, yani son kısım olacak. Bildiğiniz gibi bir ayrım var Yunan felsefesinde. Sokrates öncesi ve sonrası diye yapılan bir ayrım var. Bu ayrımın temelindeki nokta aslında filozofların ilgi alanı. Sokrates öncesinde filozofların ilgi alanı doğaydı. Bu aslında sordukları sorulardan da anlayabiliriz. İşte varlık veya oluş nedir diye soruyorlardı. Arkeyi arıyorlardı. Veya dünyanın işte şekli, hareketleri, güneş sistemi gibi soruları vardı. Daha ziyade bilim adamları doğaya ve deneye, daha doğrusu deneyin konu aldığı şeylere ilişkindi. Tabii burada şöyle bir nokta var. Bu filozoflar bilim adamlarının ilgilendiği konularla ilgileniyorlarsa eğer, biz neden bunlara bilim adamı değil de filozof diyoruz? Yani evrenin kökeni sorusu bugün için bilim adamlarının sorusu, fakat o gün bunlarla ilgilenenlere filozof demişiz. Bunun temel sebebi aslında araştırılan konunun ne olduğundan ziyade bu araştırmayı nasıl yaptığımız. Yani aslında bu problem metotla alakalı bir problemdi. O günkü filozoflar bugün deneyle ulaşılabilecek şeylere ulaşabilecekleri araçları olmadığı için spekülatif akıl yürütmelerle bu bilinmezleri çözmeye çalışıyorlar. Bunu şöyle söyleyeyim, şöyle bir örnek vereyim. Bir evde doğdunuz, büyüdünüz, işte yıllarınızı geçirdiniz, fakat evin ortasında bir tane kutu var, kocaman bir kutu. Bunun içinde de bir şey var. Şimdi gidiyorsunuz, işte kutuyu böyle sallıyorsunuz falan, içinden belirli sesler çıkıyor ama çok az biliyorsunuz. Bu kutuyu açabilecek eğer sizin aracınız varsa açıp bakarsınız. Yani neymiş? İşte arabaymış, oyuncakmış, evmiş, altınmış, her neyse. Bunu gözünüzle gördükten sonra dersiniz ki bu kutunun içinde bu var. Siz buna deney yoluyla ulaşmış olursunuz. Fakat o dönemdeki insanlar bu kutuyu açamıyorlardı. Ha, hiç mi açamıyorlardı? Hayır, dokunuyorlardı, tıklatıyorlardı. Yani çok az bir bilgileri vardı bu konuda. Açamadıkları için de bu kutunun içindekini, yani bulmaları gerekiyor. Bunun hakkında bir şey söylemeleri gerekiyor. O zaman da ne yapıyorlar? Ellerinde olan neyse onun üzerine spekülatif olarak düşünme, yani spekülatif bir düşünmeyle bir şeyler koyuyorlar. Bu tam olarak bilimsel bir yöntem değil, fakat elden geldiği kadar doğru bir yöntem olarak görüyorum. Fakat bu tabii onları bilim adamından ziyade aslında filozof yapıyor. Her neyse, bundan sonra da Sokrates ve sofistlerle birlikte artık felsefenin konusu doğadan çıkıyor. İnsana ve insana dair şeylere dönüşüyor. Bunlar neler? İşte ahlak gibi, politika gibi, psikoloji gibi veya epistemoloji gibi öznenin kendisine yönelttiği sorulardan meydana çıkan bir felsefe ortaya çıkmaya başlıyor. Bu anlamda Demokritos doğa felsefesinin son örneğini temsil ediyor. İsterseniz kısa bir şekilde Demokritos'un hayatından bahsedelim, ondan sonra da felsefesine geçelim. Demokritos İsa'dan önce 460 yılında dünyaya geliyor ve 100 yıl yaşayarak İsa'dan önce 360 yılında hayata gözlerini yumuyor. Bu uzun yaşantısında çok da parası var. Bu parayı ilim ve irfan için harcıyor ve bol bol geziyor, bol bol insanlarla tanışıyor. Hatta bunu dünyada benden daha fazla yer gezmiş, benden daha fazla kişiyle tanışmış başka birisi yoktur gibi iddialı bir şekilde de ortaya koyuyor. Bunun dışında kendisi hakkında şöyle bir bilgi var. Halk arasında onların, yani diğer insanların aptallıklarını küçümsemek amacıyla sürekli gülermiş. Hatta bu yüzden dolayı da kendisine gülen filozof lakabı takılıyor. Hatta bu soru kim milyoner olmak ister de sorulmuştu. Şimdi yavaşça Demokritos'un felsefesine ve düşüncelerine bakalım. Tabii bunu daha rahat anlayabilmek için önceki düşünceleri çok kısa bir şekilde tekrar etmekte fayda var. Özellikle bu varlık ve oluş tartışması ekseninde ceryan eden bir tartışma. O yüzden eğer bu konulara ilginiz varsa Herakleitos ve Parmenides videolarına göz atabilirsiniz. Her neyse, bildiğiniz gibi Thales'ten itibaren bir arke arayışı var. Arke neydi? Çok kısa bir şekilde söylemek gerekirse varlığın özü. Yani varlığın özü nedir diye soruyorlardı.
Bu Thales'te suydu ve Thales'le birlikte her şeyin temeline tek bir şeyi koyuyorlardı. Yani Arke'nin sayısı 1'di. Bu Empedokles'le birlikte 4'e, Anaxagoras'ta ise sonsuza çıkıyor. Ondan sonra da Demokritos geliyor ve Demokritos atomculuğu öneriyor. Peki atom ne demek? Aslında atom kavramını bugün çok yakından tanıyoruz. Bu atomcular veya Demokritos atomculuk veya materyalist geleneğini ilk başlatan insan. Ta derinlerine indiğiniz zaman orada Demokritos'u buluyorsunuz. Atom dediğimiz zaman modern bilimdeki atoma benzer bir atom şekli var ama onu bir kenara koyalım. Burada direkt Demokritos'un atom mantığına bakalım. Atom şudur. Bir varlığı böldüğünüz zaman onu daha fazla bölemeyeceğiniz noktadaki varlık atomdur. Yani varlığın en küçük yapı taşıdır. Bölünemez, bölünse dahi teorik olarak bunun bir anlamı yoktur. Onu az sonra anlatacağım. Aynı zamanda atomların belli özellikleri de var. Burada atomun özellikleri diğer doğa filozoflarının arke anlayışlarıyla uyum gösteriyor. Buna göre atomlar ezeli ve ebedidir. Yani yokluktan ortaya çıkmaz, varken de yokluğa dönüşmez. Aynı zamanda bölünmez, parçalanmaz, içine girilmez, değişmez bir varlıktan bahsediyoruz yani. Şimdi atomdan falan bahsediyoruz ama bu atom olayını biraz daha somutlaştırmaya çalışacağım. Bunun için piksel örneğini veriyorum. Özellikle telefon kameralarından falan duymuşsunuzdur. İşte 10 megapiksel, 20 megapiksel. Bu piksel nedir? Şimdi buradaki mega bir ölçü birimi, onu bir kenara bırakıyorum. Piksel nedir? Piksel fotoğrafın içerisindeki en küçük bilgiye deniyor. Şimdi Photoshop programında bir tane fotoğrafı açtığımız zaman onu yakınlaştıralım. Orada küçük küçük kareler göreceğiz. Bu karelerin içerisinde tek bir bilgi var. Yani tek bir renk var. İçinde herhangi bir karışım veya farklı bir şey yok. Bunlar milyonlarca sayıda. İşte piksel sayısı dediğimiz de o. Aslında ne kadar piksel, yani ne kadar kutu var. Bu kutular çok çok küçük ve aynı zamanda sayıca çok fazlalar. Birleşiyorlar ve bunlara uzaklaştığımız zaman ortaya bir fotoğraf çıkıyor. Bu karelerin hiçbirini görmüyoruz. İşte atomlar da tam olarak pikseller gibi. Kendileri çok ufak, kendilerini görmüyoruz. Ama onların birleşmesinden onlardan apayrı bir nesne görüyoruz. İşte bunlar varlıklar, pikseller de atomlar. Aynı zamanda atomların sahip olduğu bir nitelik de yoktur. Yani atomların ne rengi vardır, ne sıcaklığı, soğukluğu, ne ağırlığı vardır. Onlarda sadece büyüklük ve şekil vardır. Konuyu biraz daha derinleştirmeden bir parantez açayım ve boşluk hakkında bir bilgi vereyim. Demokritos'a göre boşluk vardır. Bu diğer Yunan filozoflarında böyle bir düşünce yoktu. Onlar boşluğun var olmadığını düşünüyorlardı. Bunun temelinde de varlığı tek bir şeyden meydana getirmeleri vardı. Burada boşluk nedir? Bunu tıpkı bir odanın içerisinde küçük küçük toplar gibi düşünün. Toplar atomlar olsun, odada evren olsun. Odanın içinde çok fazla sayıda atom var. Şimdi eğer hiç boşluk olmazsa bu atomlar yer değiştiremez. Dolayısıyla hareket olmaz. İşte boşluk bu işe yarıyor. Yani boşluk atomların yer değiştirebilmek için ya yer değiştirebilmelerini sağlayan bir olanak yaratıyor. Bu anlamda boşluk vardır. Evet, atomlar genellikle sadece şekil ve büyüklükleri olan, hiçbir niteliksel varlığa sahip olmayan şeyler. Bunları işte geometrik şekil veya matematiksel, sadece sayılar gibi veya bir bilgisayarın içerisindeki işlemcinin o mantığı gibi de düşünebilirsiniz. Fakat bunlar bir şekilde birleşiyorlar ve son derece karmaşık, içerisinde nitelikleri ve duyguları barındıran varlıklar ortaya çıkartıyorlar. Yani bu varlığın içinde duygu yok ama o varlığa baktığımız zaman biz duygulanıyoruz. Yani bir çok güzel bir yüz gördüğümüz zaman onun o karmaşası, o sanatı vesaire vesaire, çok girmeyeceğim, bizi büyülüyor. İşte atomculuk diyor ki bu bütün muhteşem güzelliğin, ya ister gül kokusu olsun, ister güzel bir kadının yüzü olsun, ne görüyorsunuz, temelinde sadece şekillerle oluşmuş atomlar vardır. Bu kadar. Şimdi bunu sosyolojik olarak, psikolojik olarak incelenebilir bir konu. Materyalizm başlığı altında. Fakat biz oraya girmeyeceğiz. Oraya girersek bu iş bayağı karışır. Genel anlamda Demokritos ve atomculuktan bahsetmeye çalışıyorum sadece. O yüzden burada diğer soruları bir kenara bırakıp şunu soralım.
bu atomlar nasıl oluyor da farklı nitelikteki varlıkları oluşturuyor? Bunun 3 yolu var. Birincisi atomların şekillerindeki farklılık, ikincisi atomların birleşmesindeki farklılık ve üçüncüsü ise atomların dizilimindeki farklılık. Yani bu 3 farktan atomlar birleşiyor ve farklı nesneleri, farklı şeyleri ortaya çıkartıyor. Bunu hiç zorlaştırmadan somut bir şekilde harf ve kelime örneğiyle açıklayayım. 3 şeyden bahsettik. Birincisi atomların şekilleri. Atomların farklı şekilleri, farklı nesneleri meydana getiriyor. Diğer ikisinde ne vardı? Atomların birleşmeleri ve atomların dizilimi. Atomları harf olarak varlıkları veya onların bir araya gelip de oluşturduğu nesneleri de kelime olarak düşünelim. İki tane harf aldım ben. A ve B harfi. Koydum, ne oldu? Ab. Ab bir kelime. Yani aynı zamanda bir varlık. Şimdi buna ne ekliyorum? A'yı ekliyorum. Bir tane daha A ekledim. Aba oldu. Aba da farklı bir kelime. Yani farklı bir atom geldi ve farklı bir varlık ortaya çıktı. Veya örneğin ABC kelimesinin bir yazımını düşünün. ABC, bu bir kelime diyelim buna. Aynı zamanda bu bir varlık. Buraya bir yeni bir atom eklemeden bunların arasındaki dizilimi değiştiriyoruz. Yani BCA yapıyoruz. BCA başka bir varlık oluyor. Yani biraz anlamsız gibi geldi bana da. Yani şu anda kulağıma geliyor ama mantığı bu şekilde. Bunların dışında bir de atomların hareketleri nasıl meydana geliyor? Bu konuda çok ciddi bir açıklama yapmamışlar. Atomların doğal olarak çarpıştıklarını söylüyorlar. Atomların çarpışması için herhangi bir ilkenin yardımını ihtiyaç duymuyorlar. Bunu Empedokles'te ve Anaxagoras'ta görmüştük. Orada örneğin sevgi ve nefret ilkesiyle varlıkların birleşmesi, ayrılması vardı. Burada atomlar doğal olarak hareket halindedirler. Aslında bunu bilardonun topları gibi de düşünebilirsiniz. O bilardoya ilk vurduğumuz kısmı varsaymaz, onu bir kenara bırakalım. O topların çarpışması, ayrılması tam olarak atomların hareketidir. Yani aslında bütün bu hareket, bütün bu farklılık, bütün olaylar, bütün mevcudiyet hepsi atomların birbiriyle çarpışmasından, ayrılmasından, İşte birinin arkasına birinin önüne geçmesinden ibarettir diye bir açıklama. Buradan aynı zamanda şöyle de bir sonuç çıkıyor. Varlıkların kendilerine ait nitelikleri yoktur. Niye yoktur? Çünkü biz algılayan özneler olarak biz de atomlardan meydana geldik. Dolayısıyla algıladığımız şeyler de atomlar. Dolayısıyla algı dediğimiz şey iki atomun yine birbiriyle çarpışması oluyor. Bu konu eğer kafanızı karıştırdıysa hiç zorlamayın, bunu bir kenara koyun. Çünkü çok açık bir şekilde anlatamadım. Ama temel olarak şundan bahsediyorum. Bir algılayan özne, bir de algılanan nesne var. Bilgi dediğimiz şey böyle ortaya çıkıyor. Yani gözümüzle görüyoruz, bunu algılıyoruz. İşte zihne iletiyoruz ve orada bir bilgi ortaya çıkıyor. Bu bilgide acaba öznenin bir rolü var mı? Yani var olan nesne bizden tamamen bağımsız olarak mı o niteliklere sahip, yoksa onun niteliklerinde biraz da bizim payımız var mı gibi bir problem. Bunu detaylı ve açık bir şekilde başka bir videoda incelemeye çalışacağım. Özetle atomcular aslında nesnelerin dışarıda kendi özelliklerine sahip olmadıklarını, daha ziyade olsalar bile onları algıladığımız biçimin o varlıklardan farklı olduklarını söylüyorlar. Evet, herhalde videonun en karmaşık kısmı burasıydı. Evet, Demokritos'un felsefesi ve düşünceleri genel olarak böyleydi. Tabii videoyu bilerek çok dar kapsamlı tuttum ki daha rahat anlaşılabilsin diye. Yoksa hem materyalizm hakkında konuşulacak hem de Demokritos'un diğer düşünceleri hakkında konuşulacak çok fazla şey var. Bunlarla ilgili merak ettikleriniz varsa yine yorumlar kısmında belirtirseniz orada cevaplamaya çalışırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da yapmamı istediğiniz bir seri varsa veya şu konuyu da işleyebilirsin dediğiniz bir konu varsa yine yorumlar kısmında belirtirseniz çok memnun olurum. Herkese teşekkür ediyorum.